Selamünaleyküm dedik mi? Evet. Ve karşınızda Koca Reis Ahmet Aga. Merhaba İlker. İlker mi? Herhalde. İlker'i şimdi diyorum, telefon etmeni diyorum, onu düşünüyordum. Çok sever o, çok sever o telefon etmeyi. Aramadı mı hiç? Ya. Demek ki balık var. Hemen yarım saatte bir ara. Balık durumu nedir bilmiyoruz. 4 kişi geldik. İkisini yukarıya saldık. İkimiz de aşağıya geldik. Balık güzel. Balık hareketli diyor Ahmet abi. Evet, ben arabayla uğraşıyordum. Bir şeyler yapıyordum. Biraz işim vardı. Anca geldim Ahmet abinin yanına. Olta balığını yukarıda bıraktım. Evet. Şimdi Ahmet abi bir olta atmış. Ne yaptın abi, durum ne? Yarım saattir buradasın. Bakayım balık var mı? Oho! Oho! Oha! Abi yarım saat arabayla uğraştım, bir şey yapıyordum. Bu ne? Şunu güzel yaptın abi. Abi! Götürmeye şey lazım, tırk lazım bugün. Hay maşallah, hay maşallah. O zaman ben gidiyorum, direkt olta atmaya. Ne yapayım? Düz sırık. Tabii at abi, düz sırık lan. Direkt gideyim, bir an önce olta atayım ben düz ya. Düz sırık lan. Çok ince, çok ufacık şey. Yem. Yem, bak. Arkadaşlar bakın, bu bilgiler altın değerinde, bunları kapın. Allah Allah. Bu kadarcık. Sardalya gibi he? Sardalya gibi. Büyük balık da geliyor, sardalya da geliyor. Enteresanmış. Evet yani. Tamam, ben tecrübe aldım. Gideyim biraz balık yakalayayım o zaman. 9 numara kanca. Vallahi şaşırttı beni ya. Ya ben yarım saat arabada bir sıkıntı vardı, onunla uğraşıyordum arkadaşlar. Olta atamadım. Şuraya bakın ya. Saat daha kaç? Yani saate bir bakalım. Geldiğimiz bir saat oluyor mu? Dedi. Vallahi saati görüyoruz arkadaşlar. 10:26. Saat 8:30'da yola çıktık. Yarım saat 45 dakika sürdü burası. Vallahi şov yapmış. Ben gideyim bir an önce olta atayım arkadaşlar. Bu iş böyle olmaz. Balık çok dedi Koca Usta. Ava geçmeden önce arkadaşlar, Ahmet abinin bereketini gördünüz. Bir saatte saati de gördünüz. Vallahi enteresan mı? Ben şaşırdım açıkçası. Neyse, balıklar zaten ben alacağım ya, sıkıntı yok. Ben tutamasam da olur ya. Doğru doğru. Ava geçmeden önce Ahmet abinin hattına kanala abone olursanız, bizi desteklerseniz çok seviniriz. Para lazım. Bir kamera daha alacağız. Para yok Ahmet abi. Doğru doğru. Doğru. Çekimlerin kalitesi yükselmesi için evet, bizi bir kamera da şart arkadaşlar. Nasipse bir şekilde çözeceğiz inşallah. Evet. O zaman ava geçiyoruz. Ara ara yağmur başlıyor. Bugün yağışlı ama. Ha, vurdu. Oo, aldık. Aldık. Evet. Aha, aha, aha. Burada. Gıbraşma. Gıbraşma, gıbraşma. Gidecek. Balı alamıyorum. Aldım. Vallahi derenin dibindeki otlara takıldı. Nasip de varmış. Arkadaşlar, İlk balığımız bu oldu. Oy. Bekle bekle, ilk balık bu oldu. Olsun, limitte. Güzel balık. Hadi bakalım. Hop. Oya. Batırdı. Yemi bulandırıyorum arkadaşlar. Eziyorum ciğeri biraz. Diri ciğer kullandım, hiç vuruş gelmiyor. Ezdim mi pırtıcıklar dağılıyor ya sağa sola. O zaman vuruş güzel oluyor. Balığı cezbediyor. Kokusu da daha fazla yayıldığı için balık bu şekilde daha çok yeme saldırgan oluyor. Tahrik etmek gerekiyor bu saatlerde balığı. Öyle saatler oldu. Attık bakalım, vuruş gelecek mi şimdi hemen arkasına. Bekliyoruz. Şu mantarımı biraz tasma atmaya
uygun pozisyonda bırakmam gerekiyor. Çünkü kendisi oltaya takılmıyor. Takısa zaten gergin olduğu için her türlü alır. Ama herhangi bir yutma pozisyonu yok. Bekledim çok vuruş oldu. Kendisi takılmadı. Tasma atmak zorunda kaldım. Şu anda bir vuruş geliyor. Hadi oğlum. Hadi. Aldım. İşte. İşte bu. Bu şekilde bilgiyi üstün zekaya taşımak gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi atlar atmaz balığı bu şekilde kandırmayı başardım. Bunda kuyruğu kopmuş. Küçükken bir şey ısırmış bunu. Aha kovaya girmedi. Lan dur hele dur lan dur lan dur. Dur. Bunu kovamıza attık. Yani demek istediğim şu arkadaşlar. Siz meraya geldiğinizde balık yok olarak düşünmeyin. Balığın illaki bir avlanma taktiği oluyor. Şöyle deyip konuyu şuraya bağlayayım. Hayvan şey yapabiliyor. Nazlı olabiliyor. Yem yemek isteyebiliyor. Su soğuk olabiliyor. Ya bunu karnı tok olabiliyor. Bunun çok fazla etkeni var. Ama yapmanız gereken ne? Balığın hal ve hareketlerini takip ederseniz mutlaka balık tutma ihtimaliniz var. Bunu her balıkta geçerlidir. Tabi bizim avlarımızın çoğu kısır geçiyor diyeceksiniz. Evet geçiyor. Uygun zaman olmuyor. Balık hiç yemiyor. Ne yapsanız da yemiyor. Hiç hareket göstermiyor. Bunlar başlıca etkenlerden birisi. Ama bugün şu anki av gününde balık beni bu şekilde yakalaman gerektiğini söylüyor bana. Ya bu tüyoyu bana verdiği için ben de bunu algılıyorum. Bakın gene aynı şekilde vuruş gelmeye başladı. Atmaz vuruş gelmeye başladı. Ne yapıyorum? İki ağaçların arasına, burası full dal arkadaşlar. Şunun içi dal. İki olta kopardım. Ama nereye atacağımı az çok şu an anladım. Dal, akıntı var. Balık o dalların arasından geçen yeme bakıyor. Ben ne yapıyorum? Yemimi süzdürüyorum. O arada da yutturursak yutturuyoruz. Sistem bu şekilde devam ediyor. Bakın vuruş geliyor. Hadi oğlum. Batır. Hadi oğlum. Hadi. Alamadık ama güzel hamle yaptı. Mantar aldı çekti ileriye doğru. Biz alamadık. Ya akıntı olan yerde de yanında iri balık oluyor. Bu gerçek. Küçük balık sakin durgun suda av yapıyor. Ama iri balık hep akıntının olduğu suda yapıyor. Özellikle çaylama olarak. Bilginiz olsun. Çaylama akıntı olan suda bu aylarda daha çok yapıyor. Bakın. Attım yemeğimi. Biraz mantarımı çekiyorum. Olduğu yere batmasını istiyorum. Neden? Askıya aldığımda zaten yemim dalgalanacak. Çünkü 5 gramlık bir kıstırma kurşunum var. Pardon gezer bir kurşunum var. Arasında 10 santimlik bir boşluk bıraktım. Yemin böyle dalgalanıyor. Kurşun yere oturduğunda dalgalanıyor. Akıntıya göre. Balık da o yemi gördüğünde cezbediyor. Ambalıyor direkt. Ama yine de tam bir saldırma değil. Ben bu sistemin akşam saatlerine daha çok işe yarayacağını tahmin ediyorum. Hele ki şu anki vaziyete göre. İleriki saatlerde balık acıkır daha çok direkt saldırır. O ayrı mesele. Zaten o saatte de bir saat içinde 100 tane balık tutarsınız bu şekilde. Önemli olan balığın yeme saldırması. Bakın yine tekrar vurdu. Tekrar vuruş gelmeye başladı. Hadi oğlum. Göster bize kendini babacığım. Hadi gel. Ya bu avda da yememizin ciğer olması bize biraz eksi puan. Neden? Çok çabuk balık yeme alabiliyor. Sürekli olta çekiyorsunuz, atıyorsunuz ya. Balığın yakalanması biraz daha zorlaşıyor. Ya bunun sebebi de ciğer arkadaşlar. Çünkü çok çabuk dağılıyor. Ya başka yemlerle de av yapılabilir ama bizim için pratik olan ciğer olan sürekli dereleri ciğere alıştırdık balığı. Genelde bu tür avlarla yapıyoruz.
yemimiz gitti mi? Bir iki sert vurdu. Çok yumuşak yemdi zaten. Muhtemelen yem gitti. Aynen. Yemimiz yok arkadaşlar. Yem yok. Ustalar yem gitmiş. Ama bakın şimdi affetmeyeceğim. Bakın. Bakın şimdi. Yemimizi takıyoruz. İyice kıvırdık mı baba? İyice kıvırdık mı? Kancamızı tam balığın hamle yaptıktan sonra takılması için ayarladık mı? Bak baba. Bak yemi böyle taktım. Yemi görüyor musun? Sümük gibi. Yem sümük gibi. Anında balık alıyor. Attın mı? Attık. Evet. Biraz tuttuk şöyle. Kurşunumuz battı. Yaklaşık 1,5 metre derinliği var suyun. Kurşunumuz battı. Oltamızı diktik. Bekliyoruz. Bir vuruş geldi. Bir vuruş geldi. Direkt geldi ama mantarım çok suyun altında. Şöyle biraz çekersek. Evet, şu an istediğim pozisyonda duruyor. Suya güneş fazlasıyla vurduğu için size muhtemelen yansımıyordur. Mantara göremiyorsunuzdur ama. Hadi babacığım. Evet, şu an vuruyor. Şu an vuruyor. Ama yan mı bunu be? Sözümde duramadım. Geldi. Hadi. Geldi. Aldık. Oo, bu güzel ha. Allah, bu güzel. Dur. Dur, oraya girme, dur. Hop hop. Hoppa. Tosunmuş bu ya. Bu tosunmuş ya. Tosunmuş bu, tosun. Oraya girişinden belliydi. Arkadaşlar, en büyük balığı aldık. Hadi bakalım. En büyük balığı aldık. Şöyle güzelliğine bakın. Cıklıyor, cıklıyor. Hadi bakayım kovaya. Oraya girişten belliydi yani. Aldığı gibi direkt çalığa yürüdü. Belliydi. Tosuncuk oldu. Vallahi arkadaşlar, durduk. Ahmet abi ileride hiç şapırdanma yok, hiçbir şey yok. Bal alamıyor. Orası Ahmet abinin olduğu yer. Sabah da söylediyse biliyorsunuz şey, durgun su. Serdar'la vurup duruyordu daha demin diyordu. Aradım ben onu. Serdar'la vuruyor dedi. Ben burada arkadaşlar taktiği çözdüm. Ben size bilgiyi verdim. Umarım siz de bu bilgiyi böyle meralarda, farklı meral, kendi meralarınızda değerlendirirsiniz. Taktiği verdik arkadaşlar. Hay, yapacak bir şey yok. Gerisi nasip. Biraz da sizin tecrübeniz. Yani balığı sürekli, bakın, sürekli ortam hareketi alan, sürekli yemimi kaldırıyorum, indiriyorum, cezbediyorum. Neden? Balık yeme atlasın. Yem tahrik etsin onu. Yemeği meyillendirsin. Ve yemeyecek balığı yedirmeniz lazım. Yoksa olmuyor. Ben inanıyorum ya, daha büyük yön tutacağız bugün ya. Ben inandım. Şu anda şu düzeni yakaladık, kurduk. Ben inandım yani, daha büyükleri de geleceğine inanıyorum. Çünkü burası bütün, görüyorsunuz bakın, karşısı ağaçlar, dallar. Burası hemen bir ağaç çıkmış, kütük. Ya buraları muhtemelen yuvadır yani, hep aralarında balık vardır. Gel bakalım Tosun Efendi. Bir tosun daha geldi. Vuruşunu çekemedik ama balığı çektik. Nasıl tosun arkadaşlar? Bimbeyaz. Bir ısırayım mı? Bir kıtlayayım mı şunu şurasından böyle? Hart gel. Kıtlayayım mı seni bir?
Uy maşallah maşallah maşallah. Şuna bak, şuna şuna şuna. Lan kova doldu lan. Vallahi kova doldu kova. Dedim kamera biraz soğusun. Biz zaten çekiyoruz. Azıcık soğusun. Kamerayı kapattık. Pat aldı gidiyor. Nereye gidiyorsun? Dur dedim yabancı. Hayırdır? Sen nereye gidiyorsun ya? Dedik. Ve ensesinden tuttuğumuz gibi kovaya bindirdik.